Nereye? Tamam. Hazır mıyız? Başkanım tebrikler. Teşekkürler. Önemli bir galibiyet İstanbul'da. Önce maçı soralım, nasıl değerlendirirsiniz? Tabii şimdi Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Şampiyonluğa oynayan bir rakip. Kolay maç olmaz burada. Bugün herhalde tribünde de en çok taraftar olduğunu düşünüyorum bu sene sezonda Fenerbahçe taraftarının. Evet, çok kalabalıkta bir taraftar vardı. Yani iki takım da iyi mücadele etti. İlk yarı biz biraz daha tutuk oynadık. Yani ilk yarı bir tane pozisyona girdik. Çok fazla pozisyona giremedik. Fenerbahçe'nin pozisyonu vardı ilk yarı. Ama ikinci yarı dengeli bir başladık. Biz daha iyi oynamaya başladık. Neticesinde son dakikalarda gol bulduk. Sonra gol dedik. Son dakika yine bir gol attık. Tabi buradan galip çıkmak kolay değil. Ben burada teknik heyetimi, bütün futbolcularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçeli futbolcuları da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Ellerinden geleni yaptılar ama futbol daha her türlü netice var. Rekabet her zaman yeşil sahadadır. Ali Koç başkanımızla da bugün gündüzleyin beraberdik. Beraber bir futbol maçı da yaptık Acun Ilıcalı Bey'le birlikte. Halı saha maçı mı yaptınız? Çim saha maçı yaptık dere ağzında. Orada da galip geldik. Yani eşin esprisi ama güzel bir etkinlik de güzeldi. Yani bu aslında bunlar dostluklar, bu tür şeyler olması gerekir kulüpler arasında, kulüp başkanları arasında. Mücadele yeşil sahada, yeşil sahada ne çıkarsa her zaman ona saygı duyarız. Futbol böyle bir şey. Futbolda hata var. Futbol hata oyunudur zaten. Hakem de hata yapar, futbolcular da hata yapar. Hata yöneticiler de hata yapar transfer yaparken. Ama bunlar futbolun içerisinde var. Ben bu akşam güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Tekrardan hem kendi futbolcularımı, teknik heyetimi ve Fenerbahçe'li futbolcuları da tebrik ediyorum. Başkanım, Bülent Hoca ile beraber 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldınız. Büyük bir çıkış içerisindesiniz. Bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir futbolun içerisinden gelen, futbolun ikinci amatör, birinci amatör, süper amatör, üçüncülük, ikincilik, birincilik, süperlik her kademesinde bir şekilde görev yapmış bir kardeşiniz olarak tabii bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğün zaman noktayı koymak lazım. Bazen en yanlış şey bilmeden yorum yapmak. Bazı yorumculara bakıyorum, işte Alanyaspor'da efendim iki mağlubiyette hoca gönderilir mi? Ya şimdi kardeşim, benim kulübümün nasıl yönetildiğini, ne olduğunu sen biliyor musun? Bilmiyorsun. Çıkıyorsun televizyona, bir takımın taraftarısın. Zamanında bir takımın futbol oynamışsın. O takımın yorumculuğunu yapıyorsun. Alanya Spor Kulübü'ne hoca niye gitti diye onu sallıyorsun. Kardeşim, bir kere bir bilgi edinin, öğrenin. Bilmiyorsanız biz de öğretelim sizi ama öğrenin bir şeyleri. Biz öğrenmenize de yardımcı oluruz. Ama benim kulübümün yönetilişini, işleyişini ben ve yönetimim bilir. Ben bir şeyin iyi gitmediğini görüyorsam bir maçta da gönderebilirsin. Hiç mağlubiyet olmadan da gönderebilirsin hocayı. Yani dediğim gibi biz o ışığı görüyorsak, iki maçta da olsa da bir maçta da olsa yollarımızda hiçbir hocamızla kırgın, dargın, küskün ayrılmadık. Çağdaş hocamızla da yine öyle ayrılmadık. Biliyorsunuz Çağdaş hocayı getirip teknik direktör yapan da yine benim. İnşallah bundan sonraki başka takımlarda da görev yapar. Bundan sonraki sürecinde de bir gün gelir yine beraber çalışırız. Bunlar futbol içerisinde var. Çünkü biz hiç kimseyle kötü ayrılmadık. Ayrılmayız da. Mesela bugün Sergen Yalçın hocam olsun, Erol Bulut hocam olsun, Hikmet Karaman hocam olsun, hepsiyle görüşüyoruz. Hepsiyle her zaman sohbet ederiz, dertleri. Futbolun içerisinde bunlar olmalı yani. Biz de bir futbolun içerisinden gelen birisi olarak bunları oldukça, elimizden geldikçe bunları yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi şeyler yapacağız. Başkanım, maç öncesinde bir de kulüpten bir açıklama yaptınız hakemlerle ilgili. Neler söylemek istersiniz? Ben biliyorsunuz en az konuşanlardanım. Kolay kolay konuşmam. Bugün de sizleri kırmamak adına konuşuyorum. Çünkü her zaman hep federasyonun üzerine gitmeyle, hep hakemlerin üzerine gitmeyle bu gemiyi yürütemeyiz. Biraz daha oturalım hep beraber, konuşalım. Federasyonumuzda, MHK ile bütün kulüp başkanlarımızda sorun ne? Hep beraber oturalım, masaya yatıralım, çözüme ulaştıralım. Değişiklikler yapılabilir, farklı şeyler olabilir ama sürekli birilerini hedef tahtası, yani kulüpler birliği ile federasyon arasında yani bir tartışma, çekişme, yani birbirlerine böyle bakış açılarının şey olması, sürekli birilerinin üzerine gidilmesi bizi geliştiremez. Futbolu da geliştiremez. Yani burada ne yapmamız lazım? Hep beraber, hep birlikte yapmamız lazım. Çözüm varsa da
ne yapılması gerekiyorsa da federasyonumuzla, bütün kulüplerimizle, kulüp başkanlarımızla bir sorun varsa otururuz hep beraber, konuşaraktan çözülür, konuşaraktan yaparsın. Yani yazmayla, çizmeyle, sürekli konuşmayla bunları yapamazsın. İnşallah bunlar da bütün kulüpler birliği olarak, başkanlarımız zaten yetkililer çalışıyorlar, federasyonla beraber görüşmeler yapıyorlar. Bunlar da en kısa zamanda inşallah güzel bir şeyler ortaya koyacaklarına inanıyorum.